Aşkım. Günaydın aşkım. Günaydın canım. Hadi gir içeri. Selçuk. Bu bavul ne? Yoksa... Evet. Şu boşanmayı hızlandıralım diyordun ya. Sonunda istediğin oldu. Evden ayrıldım. Aşkım benim. Zor olmuştur tabii. Zor oldu. Hem de çok zor oldu. Dün gece kabus gibiydi. Hele çocuklara boşanacağımızı söylediğim an nefes bile alamadım. Hayatımın en zor anlarından biriydi. Yani böyle etimden et koptu sanki. Hayatım. Onlar da alışacaklar zamanla. Yani hem bunları defalarca konuşmuştuk. Böylesi herkes için daha iyi. Çocuklar için de. Ama çok ağladılar. Bırakma baba. Gitme baba diye boynuma sarıldılar. Peki ben ne yaptım? Çocuklarım o haldeyken. Belki de hayatları boyu hafızalarından kazınmayacak o sahneler yaşanırken. Valizimi aldım, kapıyı çekip çıktım. Bunların olacağını zaten biliyorduk Selçuk. Hepsi yaşanacaktı. Ne o? Pişman olmuş gibi bir halin var. Bu kadar üzüldüysen o Meral denen kadına geri dön. Yani ne diyeyim artık sana? Nazlı, yani böyle mi destek oluyorsun bana? Hayatımın bu zor günlerinde böylesine ızdırap çekerken bana söyleyeceğin laf bu mu yani? Çocuklara üzüldüm diyorum. Sen de kalkmış bana ne diyorsun ya? Ya iyi de aşkım. Tamam, affedersin. Ya bak anlıyorum. Üzülüyorsun ama geçecek hepsi. İnan bak her şey düzelecek. Zamanla onlar da alışacaklar bu duruma. Bilmiyorum Nazlı. Yıllarımla, emeğimle dolu bir sayfa kapanıyor. Artık o evde yaşamıyorum. Akşamları eve gittiğim zaman kızlarım karşılamayacak beni. Deniz bana terliklerimi getirmeyecek. Başım ağrıdığında Defne o minicik elleriyle gelip babacığım masaj yapabilir miyim sana demeyecek. Onları istediğim zaman göremeyeceğim. Göremeyeceğim anlıyor musun? Yani bunları düşündükçe. Canım. Onları düşüneceğine bizi düşündürüz olmaz mı? Bak yepyeni bir hayata başlayacağız. Sen, ben, bebeğimiz. İnan bana geçecek bu acı. Hem bak kızları da yanımıza alıp kocaman bir aile olacağız. Onlar benim de çocuklarım. Peki ya Meral? Kızlar olmadan Meral yaşayamaz ki. Ne Meral'i Selçuk? Hala Meral diyorsun ya. Görmüyor musun? Kızları senden uzaklaştırmaya çalışıyor. Eminim sırf çocuklar duysun diye evde bağıra çağıra kavga ediyordur seninle. Tüm bu alanların sorumlusu sensin Selçuk. Madem bizi terk ediyorsun bu olacaklara katlanırsın Selçuk demiştir kesin. Dedi mi demedi mi? Saçmalama Nazlı yeter artık ya. Haklı olduğumu biliyorsun Selçuk. Seni kararından vazgeçirmek için çocukları koz olarak kullanıyor. Yani onları sana düşman ediyor. Bu gün gibi ortada. Hayır ben böyle bir şey yapmasına müsaade etmem. Tabii ki bunu yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Çocuklarını sana düşman edemeyecek. Merak etme kızlarımızı o kadının eline bırakmayacağız. Hadi artık üzülme güçlü olmalısın. Canım benim artık eve gitmem gerek. Tamam sonra tamam. Görüşürüz. İyi bak kendine. Abla, çok güzel bir rüya gördüm. Ne o? Anlat bakalım. Hani biz bir kere yine pikniğe gitmiştik ya. İşte hani babam bizi
büyük 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 bir ağaca sancak kurmuştu ya. Ne olmuş o ağaca? Büyük bir ağaca tırmanıyordum. O kadar korkmuştum ki ağaçtan aşağıya inememiştim. Sonra ne oldu? Sonra babam geldi. Korktu Denizciğim. Hatta ben seni tutacağım dedi. Sonra ben hiç korkmadım. Gözlerimi sımsıkı kapatıp atladım. Tuttu mu bari? Gözümü açınca babamın kucaklarındaydım. O kadar sevinmiştim ki gidip babamı da anlatacağım. Sence gelmiş midir? Bence gelmemiştir. Ya hadi gel, gidip bir bakalım. O bizi terk etti bir kere. Bir daha da gelmeyecek. Ya iyi ya, gelmezsen gelme. Ben gidip bakarım. Bak gördün mü, gelmemiş işte. Herhalde mutfaktadır. Bizi bekliyordur. Baba. Anne, baban nerede? Baban yok kızım, gelmeyecek. Hani gelecekti? Hani bir ser istersek yanımızda olacaktı? Gelmedi, gördün mü? Sevmiyor artık bizi. Gelmeyecek bir daha. Değil mi anne? Yeter ama. Baba. Başka bir şey bilmez misiniz siz? Yok işte. Gelmiyor, yok. Ne yapayım ben? Bıraktıysam öyle buluyorum. Yapma artık bunu ya. Şu gözlere bak. Hiç uyumadın tabii değil mi sabaha kadar? Emine, ben zaten yıllardır uyuyormuşum Emine, yıllardır. Yazık ya, yazık. Yıllarıma yazık benim, anladın mı? Boşuna heba etmişim ben kendimi, geleceğimi, aşkımı kendi ellerimle çöpe atmışım. Ay İlkaycığım, ne oluyor? Bu ne sinir böyle sabah sabah? Emine, hamile bırakmış kızı, hamile. Ne? Nasıl ya? Allah kahretsin, bir bu kalmıştı bana yapmadı, bunu da yapmış işte. Bir dakika. Ne diyorsun sen ya? Kim hamile, kimden hamile? Nazlı hamile. Ali'den, anladın mı? Nazlı'yı hastaneye götürünce öğrendim. Yok canım. Bizim Ali. Senin sevdiğin Ali. Ya senin sevdiğin Ali falan demesene artık. Ya ben nasıl ona inandım, nasıl güvendim yıllarca ya? Ne kadar aptalım ben, aptalım. Dur canım ya. Sakin ol. Ay hala inanamıyorum. Demek bu yüzden evlenmek zorundayım, nedenini sormayın deyip duruyordu. Aslında ne yalan söyleyeyim, bir anlık da olsa aklımdan geçer gibi oldu ama sonra yok, olmaz, Ali böyle bir şey yapmaz dedim. İşte benim aklıma gelmedi bile. Konduramazdım ki ben ona böyle bir şey. Ya bu kadar ileri gideceği hiç aklıma gelmezdi. Nefret ediyorum ondan, nefret her şeyden nefret ediyorum. Bu fotoğraflardan da nefret ediyorum. Emine, bu sandıktakilerin hepsini atacaksın, duydun mu? Bir tanesini bile görmek istemiyorum, anladın mı Emine? Artık Ali diye biri yok benim hayatımda, yok! Bitti! Tamam canım. Sakin ol, tamam. Ali arıyor. Açın istersen. Yok, ben açarım. Gel. Efendim? İlkay, ben şey için aramıştım. Bugün gelecek misin diye. Hani dün özel bir şey konuşmam gerekiyor demiştin ya seninle. Evet. Geleceğim birazdan Ali. Ha, bu arada sen ne yapıyorsun? Nazlı ile konuştun mu? İyi miymiş? Konuştum. Gayet iyiymiş. Tamam, oldu. Ben birazdan gelirim. Hoşça kal. Hoşça kal. Sakin ol, kendini bırakma, güçlü olmalısın. Ben yanındayım, korkma artık. O pislik sana hiçbir şey yapamaz, göreceksin. Gözü dönmüş gibiydi Nazlı. Boğazıma yapıştı, tehdit etti, hakaret etti. Ne yapacağımı bilemedim.
Dur sen. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Babama gidip bir bir anlatacağım her şeyi. Nazlı dur. Anne çekil önümden. Sana yaptıklarına bak ya. Babama anlatacağım her şeyi. Zaten bu zamana kadar anlatmadığımız kabahat. Anlatırsan başına neler geleceğini biliyorsun değil mi Nazlı Kuş? Senden beter ne gelebilir? Bela mısın nesin be? Ne yapıyorsan yap. Elinden geleni ardına koyma. Ben de koymayacağım. Şimdi babama her şeyi anlatmaya gidiyorum. Nazlı. Bir sakin olsak kızım. Sakin olsak. Bırak anne ya. Bu yaptığın zorbalık. Ama kabahat bizde. Baksana karşısına geçmiş suçlu çocuklar gibi boynumuzu bükmüş oturuyoruz. Ne yaparsan yap. Gideceğim babama her şeyi anlatacağım. Göreceksin. Boşuna yorulma. Babam evde değil. Ben bulmasını bilirim onu. O zaman neler yapabileceğimi göreceksin. Senden mi korkacağım be? Ne yapıyorsun be? Nazlı beni bırak anne! Öbür gibi şakımak kolaymış he! Arkamdan hiç çeviremeyeceksiniz. Bırak kızımı! Bana gücünüz yetmez. Bırak dedim Allah belanı bana versin. Bana kafa tutmak neymiş gözlerini alsın. Bana gücünüz yetmez. Bunu küçük kafana sok anladın mı? Ara artık ne olur ya. Niye arasın ki? Önce aşağıla çocuğu sonra salak salak aramasını bekle. İnanmıyorum vallahi arıyor. Keşke başka bir şey isteseydim. Efendim Yavuz. Merhaba Asu. Bugün derse gelemeyeceğim onu haber vermek için aradım. Niye ne oldu ki? Niye olduğunu tahmin etmek o kadar zor olmasa gerek. Annenlere de hasta olduğumu söylersin. Görüşürüz. Of ya. Of. Oho. Hala yatıyor musun sen miskin? Hadi kalk bakalım. Sana bomba haberlerim var Yavuz'la ilgili. Ne oldu kızım sana ya? Aşk acısı mı çekiyor yoksa bizim küçük kız? Çok komiksin Tuğçe ama sabah sabah hiç çekilmiyorsun. Aşk acısıymış. Çekebilirim de ayrıca. Senin aşk sayıklamalarından iyidir. Bakıyorum sabah sabah yine de formumuzdayız laf sokmak için canım kankam. Üf! Yılışma ya. Bir yüzümü yıkayıp geleyim ben. Kızım, bir türlü konuşamadık seninle. Selahattin Bey'in teklifini kabul etmeyeceksin değil mi? Etmeyeceğim tabii baba. Ne işim var benim İstanbul'da? Yani ne bileyim ben, hani okumayı çok istiyordun ya, işin de olacak, ne bileyim. Biliyorum burnuna yediremezsin ama yine de yani kabul edeceksin diye. Babacığım, kabul etmedim, etmeyeceğim de. Merak etme, ben kesin kararımı verdim, burada kalacağım. Aa, bu nereden çıktı böyle? Ay İlkay'cığım söyleyeceksin ama araya laf karıştı. Şey dün Rauf Bey getirdi. Ben de almış bulundum. Emine niye kabul ettin? Hangi akla hizmet ettiyse kabul etmiş. Canım ne yapsaydım yani? Zaten babam gelmiyor diye sabahtan beri ağlıyordu çocuk. Bir de bisikleti elinden alsam iyice çığırından çıkacak. Yani ben de al geri götür diyemedim adama. Yani çok rahatsız olduysanız geri veririz. Neyse o zaman ben şunu bana çıkarayım da kullanıp eskitmesin. Ya bırakın bisikletim ya, benim bisikletim. Rauf amcam bana aldı. Oğlum, ben sana yenisini alacağım. Hem de daha iyisini. Hep öyle diyorsunuz ama almıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Mahallede bir tek benim bisikletim yok. Herkesin bisikleti var. Ne yapalım? Kalsın bari şimdilik. Olmadı Rauf Bey'e parasını veririz ha? Hadi şimdi sen git kızım. Ben bakarım Özgür'e. İlkay, dün Rauf Bey'i görecektin. Özgür'le öyle bir ilgilendi ki. Arkadaşıymış gibi uzun uzun konuştu. Hatta bisiklete binmeyi bile öğretti. Ay Özgür bir mutlu oldu, bir heyecanlandı. Sana anlatamam. Aslında iyi adam değil mi? Evet ya. İyi bir adam. Bak, babama hiçbir şey anlatmayacaksın anladın mı? Ya bu evde oturursunuz doğru düzgün ya da defolur gidersiniz. Ne yapacağımızı sana mı soracağız be? İki tokatla beni korkutabileceğini mi sandın? Vur hadi burada ne kadar adamsın canım. Allah belanı versin senin, lanet olsun sana. Selahattin neredesin?
oluyor Nermin? Ne bu telaşın? Koş, koş Rauf'la Nazlı, koş! Ne diyorsun Nermin? Hayırdır, ne oldu? Çok fena! Abla, boşanmak ne demek? Anne ve babanın ayrı evlerde yaşaması demek. Peki çocuklar nerede yaşıyor? Bilmiyorum ama arkadaşım Gizem var ya, o bir annesinde bir de babasında kalıyormuş. Hem iki tane doğum günü yapıyor hem de iki tane odası varmış. Gerçekten de iki tane mi? Evet. Bir de Başak var. Hani öğretmenimizin hep ön sırada oturttuğu. Gıcık. Evet. Onun da annesi babası ayrılmış. O babasında, küçük kardeş de annesinde kalıyormuş. Ya biz de mi ayrılacağız? Bir daha birbirlerimizi göremeyecek miyiz? Anneme söyleyelim, babamı çağırsın, boşanmasınlar. Babam gelmez ki, annem onu kovdu. Ben kovmadım onu. Babanız gitmek istedi. O zaman niye kovuyordu giderken? Bizi bırakmak istemedi. Evet, sen kovdun onu. Bir tanem, ben size kıyabilir miyim? Gitmesin diye neler yaptım, engellemeye çalıştım biliyorsun. Ama gitti işte, yapacak bir şey yok. Bir daha hiç göremeyecek miyim onu? Bir süre evet. Bakın, babanız bir hata yaptı. Bunun cezasını da çekmesi gerekiyor. Türesi'nizde mi bir cezası verelim o zaman? Niye eden gidiyor ki? Çünkü boşanmak isteyen babaların cezası budur. O zaman sadece o cezalı değil, sen de cezalısın. Tamam, bu konu çok uzadı. Yeter. Bir süre babanızı göremeyeceksiniz, o kadar. İkisinden de nefret ediyorum. Ben de. Merhaba. Merhaba. Saat akşam arayamadım. Nazlı nasıl? İyi. Dün ilgilendiğin için teşekkür ederim. Rica ederim canım. Senin nişanlınsa bizim de arkadaşımız. Bana bir şey söylemediler hastaneden. Nesi varmış? İyi, gayet iyi. Bir problem yok. İşte biraz midesi bulanmış, tansiyonu artmış filan. Geçmiş olsun. İlkay. Hani dün sen bana bir şey söyleyecektin. İkimizle ilgili demiştin. Unutmuşum hastane falan derken. İstersen dışarı çıkalım, daha rahat konuşuruz. Yok, gerek yok. Burada konuşalım. Sen bilirsin de hani burada böyle iş konuşur gibi falan. Önemli değil Ali. Dünyanın sırrını vermeyeceğim ki. Önemli bir şey değil söyleyeceğim. Hatta sadece iki kelime. Hani sen bana seni seviyorum diyorsun ya. Evet. İşte onu sakın bir daha söyleme diyecektim. Nereden çıktı şimdi bu İlkay durup dururken? Durup dururken falan değil Ali. Sen nişanlısın. Ve her gün beni sevdiğini söylüyorsun. Nasıl hiçbir şey olmamış gibi davranabilirim ki? Tamam da sen bunu bana daha önce de söylemiştin zaten. Yani ikimizle ilgili dediğin, özel dediğin şey bu muydu? Evet. Başka ne olabilir ki? Her gün işe gelirken aynı tartışmaları yapacağız diye ben korkmaktan sıkıldım. Sen de beni al. İlkay, bir şey mi oldu? Ha? Sen sanki bana başka bir şey anlatacak gibiydin. Ne oldu? Neden böyle aniden değişiverdin? Bir şey olduğu falan yok Ali. Ben sadece aramızdaki arkadaşlık bozulsun istemiyorum. Tamam mı? Canım arkadaşım. İlkay! Ne arkadaşı? He? Ben seni seviyorum. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Arkadaşın falan değilim, tamam mı? Katlanamıyorum arkadaşın olmaya. Hesabını vereceksin bunların. Fitil fitil getireceğim burnundan. Dokunma bana. Ananla birlik olup babamı soyup soğana çevirecektim, söyle mi? Kim kimin burnundan fitil fitil getiriyor lan? Ben Rauf'um, Rauf! Kimse benim burnumdan fitil fitil getiremez. Anan olacak o sokak dilberiyle birlikte, onun geldiği yere seni de birlikte göndereceğim. Nereye gönderiyorsun be, nereye? Suyun ısındı artık senin. Bittin, anlıyor musun sen, bittin? Babayım ben! Kes lan sesini! Kesmiyorum be, vursana! Vursana, ne duruyorsun?
ne yaptığını sanıyorsun? İyi misin canım? Sen ne istiyorsun benden ya? Ne yapmamı bekliyorsun? Bu daha ne kadar sürecek böyle? Ben bıktım bu seni seviyorumlarını dinlemekten. Bundan sonra söylemeyeceğim İlkay. Ama sen de bana arkadaşım, kardeşim demekten vazgeç artık, tamam mı? Bu gözler seni öyle görmüyor, göremiyor. Nasıl görüyor peki? Ha? Ben söyleyeyim istersen. Sevgilinmiş gibi mi? Ya da belki de daha ilerisidir ha? Belki metresinmişim gibi görüyorsundur beni. Ne diyorsun sen ya? Ben diyeceğimi dedim. Bunları söyleyip çekip gidemezsin İlkay. Bırak kolumu. Sakın. Sakın bir daha böyle bir şey söyleme İlkay. Nasıl böyle bir şey söylersin ha? Ben nasıl bunu isterim ha? Benim böyle bir şey istediğimi nasıl düşünürsün? Ali, farkında mısın bilmiyorum ama sen evleniyorsun. Bunu sürekli senin suratına tokat gibi vurmak istemiyorum. Ama işin doğrusu bu. Sen bir başkasıyla evlenirken bunu bana söylemeye hakkın yok. İlkay, öyle çekip gidemezsin, dinle. Zorla mı dinleteceksin? Evet, gerekirse zorla dinleteceğim. Madem metrese kadar vardırdın işi, istersen kız bana. Bağır çağır, ne istiyorsan onu yap. Ama sana her şeyi anlatacağım. Yeter. Bunları dinlemek istemiyorum ben. Ayrıca söyleyeceklerin de beni hiç mi hiç ilgilendirmez. İlgilendirir İlkay. Çünkü seni seviyorum, tamam mı? Merak ediyordun bugüne kadar seni sevdiğim halde neden yanında olamadığımı. İşte şimdi öğreneceksin. İçeri girer misin lütfen? Hadi bakalım. O makarnalar bitecek. Yemeyeceğim. Ben de yemeyeceğim. Tamam. O zaman makarnalar seni yesin. Hı? Aç bakalım. Aç tatlım, hadi bakalım. Hayır, anlamıyorum ki. Niye bana böyle davranıyorsunuz? Hı? Bu evi terk edip giden ben miyim? Efendim? Alo Meral. Ne istiyorsun? Çocukları çok özledim. Bugün onları görmek istiyorum. Hem onlara söz vermiştim. Kızları yaz okuluna yolladım Selçuk. Biraz moralleri düzelir. Hem bu ara kızları görmesen iyi olur. Ha? İkisine de kabus oluyorsun. Ne diyorsun sen ya? Diyorum ki sen dün kızlarını terk ettin. Bak Meral, senin yüzünden o şekilde ayrıldım. Çünkü sen öyle olmasını istedin. Sakın Selçuk. Sakın bir daha beni suçlama. Ortada bir tek suçlu var. O da sensin. Kızlar, hadi giyinin, alışverişe gidiyoruz. İlkay, elim kolum bağlı. Nazlı'yı da bırakamıyorum çünkü... Çünkü Nazlı hamile. Aa, ciddi misin? Çok sevindim ya. Allah analı babalı büyütsün. Ne diyeyim? Canımı yakmak için söylüyorsun bunları, biliyorum. Aslında sen de kızgınsın bana. Saçmalama Ali. Niye kızacakmışım sana? Aksine çok sevindim ben. Böylece bu Arap saçına dönen hikayede çözüme ulaşmış oldum. Tıpkı filmlerdeki gibi değil mi? İlkay, bir hata yaptım. Bu hikayede benim yerim yok Ali. Olamaz da. Ama sen olmasını isteyerek en büyük hatayı yapıyorsun. Seni seviyorum İlkay. Bu bir hata olamaz. Ama ben seni sevmiyorum Ali. Hem de hiç. En yakın arkadaşına ilan aşk ettiğin için. Üstelik başkasıyla evlenmek üzereyken. Üstelik evlenmek üzere olduğun kız hamileyken. Bu yüzden seni hiç sevmiyorum Ali. Hiç. Hayır, seviyorsun. Hem de sokaklarda bağıra çağıra aşkını söyleyecek kadar çok seviyorsun beni. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne dediğini bile bilmiyorsun sen. Seni niye dinliyorum anlamıyorum zaten. İlkay. Sen bana aşıksın. Aşık.
biliyor musun Asu, sen haklıymışsın. Başından beri benden hoşlanıyormuş. Ya başlarda bana biraz soğuk gibi gelmişti ama... Canım benim ya. Aslında bizim için çok güzel planları varmış. Senin adına çok sevindim Tuğçe, çok. Sen olmasan ne yapardım ben? Canım benim. Çok çaba harcadın benim için. Ya sen olmasaydın, Yavuz olmasaydı yaşamanın ne anlamı kalırdı ki zaten? Saçma sapan konuşma yine ya. Başka ne dedi anlat. Ya işte ilk günden beri benden çok hoşlanıyormuş. Sonra uzun süre görüşemediğimizde beni çok merak ediyormuş falan. Sonra işte... Tamam tamam. Mesele anlaşıldı. Ayrıntıları bir ara yazılı olarak verirsin. Ya nerede kaldı benim canım sevgilim? Gelmeyecek mi bugün? Ya aslında ben bugün arayacaktım ama ilk günden çok sıkıyormuş gibi olmak istemedim. Kız evi, naz evi. Hastaymış bugün, gelemeyecekmiş. Belli ki erkek tarafı da kendini ağırdan satıyor. Seni mi arayıp söyledi? Yok yok, annemi arayıp söylemiş. Ay canım ya, üzüldüm bak şimdi. Hadi kalk ziyaretine gidelim. Yok Tuğçe, ilk günden bu kadar üstüne düşmeyelim. Yani düşme değil mi, haksız mıyım yani? Haklısın galiba. Tamam o zaman, hadi kalk biz de alışverişe gidelim. Yok Tuğçe, ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum, sen git. Ben bilirim senin o havalarını. İki mağaza gezelim, bak nasıl kendine geliyorsun. Kalk. Ya Tuğçe kasma işte, halsizim dedim, gelmeyeceğim. Peki madem, ben de kendim giderim. Malum yeni sevgili yeni giysiler demek. Hadi görüşürüz. Rauf, sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Gözlerime inanamıyorum. Şu kızın haline bak. Kardeşinin haline bak Rauf! Saygısızlık etti baba. Yapmadım baba, yemin ederim. Sen sus Nazlı. Saygısızlık ha? Bu mu cezası? Kardeşine bunu mu reva görüyorsun? Ne demek, ne hakla el kaldırıyorsun kardeşine ha? Yakışır mı senin gibi adama? Kardeşimse benim de hakkım vardır herhalde. Baba, böyle davranacaksan yok. Yazıklar olsun. Böyle mi sahip çıkacaksın babanın emanetlerine? Bir daha sakın, sakın kızıma vurma. Saygısızlık etti, vurdum. Yine yapsa gene vururum. Bana bak Rauf, bunu bir kez daha söylemeyeceğim. Kardeşine vurmayacaksın. Ben sizin babanızım. Ve bu kadarcık saygıyı da hak ediyorum sanırım. Baba, ben... Abime ne zaman saygısızlık ettim ben baba? Ne zaman onu hor gördüm? Ama o bana hepsini yaptı. Bana yapmakla kalmadı, anneme de... Nazlı, sus! Susmayacağım anne. Babam da bilsin artık yıllardır neler çektiğimizi. Ne oluyor Nermin? Ne yaptı Rauf? Annemi tehdit etmiş. Boğazına sarılmış. Ben annemi o halde görüşeceğim baba. Rauf. Doğru mu bu? Doğru mu dedim? Yani bugün okula hiç gelmediler mi? Hayır Selçuk Bey. Emin misiniz? Belki görmemişsinizdir kalabalıkta. Emin oldum. Gelselerdi haberim olurdu. Pekala. Teşekkür ederim öğretmen hanım. Rica ederim. Aşkından vazgeçecek kadar çok sevdin İlkay. Ama ben sana olan aşkımdan asla vazgeçmeyeceğim. Bunları dinlemek istemiyorum ben. İlkay! İlkay gir içeri. Ne oluyor ya? Cemil sen karışma. İlkay içeri gir dedim. Oğlum ne bu sinir? Cemil! Sen de gir. İyi de ne oluyor ya? Cemil konuşma, gir içeri. Ali sakin ol. Ne oluyor? Nedir mesele? Mesele şu. İlkay bana olan aşkını inkar ediyor, tamam mı? Şimdi sen ona her şeyi ama her şeyi anlatacaksın. Neyi anlatayım abi? Ne diyorsun? Cemil, hafızasını kaybettiğini, bana olan aşkı yüzünden kaybettiğini, her şeyi anlat şimdi. Bak, bu yaptığın tıbbi açıdan... Başlatma tıbbından Cemil! Bak,
Eğer anlatmazsan olacaklardan ben sorumlu değilim, tamam mı? Yeter artık ya. Yeter, rahat bırak Cemil'i. Ben her şeyi hatırlıyorum, tamam mı? Mutlu musun? Her şeyi hatırlıyorum. Yalan söyledim size. Ne bu halin kızım? Yok bir şey anne. Nasıl yok bir şey? Sabahtan beri odandan çıkmadın. Yok bir şey dedim ya anne. Havalardandır. Ay beni de senin bu havaların öldürecek ha. Hadi biraz meyveye bakalım. Yok, hiç canım istemiyor. Kızım enerji verir. Bak ders çalışıyorsun o kadar. Hani çalıştığında görmedik ama işte lafın gelişi. Anne sen beni buraya germeye mi geldin? Bırak burada kalsın, ben sonra yerim. Tamam peki, öyle olsun. Ben bu durgunluğun nedenini öğrenirim. Öğrenirmiş. Öğren de dudağım uçuklasın. Of. Dayanamıyorum ya. Görmem lazım. Alo. Şey Yavuz. Bugün görüşebilir miyiz acaba? Ne zaman? Tamam. Bay bay. Ne giyeceğim şimdi ben ya? Nermin ablanı tehdit mi ettin Rauf? Evet ettim. Arkandan iş çeviriyorlar, fark etmedin mi? Ne işi çeviriyorlarmış? Söyle de öğrenirim. Annem arsayı sattı diye olay çıkarıyor baba. Arsa mı? Ne arsası? Nermin Hanım'ın üzerindeki arsa. Neden bana söylemedin Nermin? Neden sattın arsayı? Arsa niye satılır Selahattin? Nakde çevirmek için. Orada öyle durup duruyordu. Baba konu bu mu şimdi? Yaptıklarını görmüyor musun? İyi ama bana söyleyebilirdin Nermin. Nasıl bir acelesi varsa soramamış belli ki. Rauf. Rauf. Bu seni haklı göstermez. O her konuda kendini haklı görür baba. Bütün hayatımı cehenneme çevirdi. Her gün dayak, her gün tehdit, her gün. Söyle söyle. Bak gördün mü, şimdi bile tehdit ediyor. Rauf. Ben bir şey demedim o. Konuşsun. Kussun içindekileri. Bu evdeki tek güvencemiz sensin baba. Daha dün söyledi ya. Babam olmasa bu evde bir dakika bile duramazsınız dedi. Sizin yeriniz sokak dedi. Lafa bak lafa. Ya biz ne yaptık ona, ne yaptık? Nermin. Öyle mi dedi? Rauf. Dedin mi? Sokağa mı atacaksın benim eşimi, kızımı, kendi kardeşini? Yalan baba ya. Yalan. Olur da bu kadar olmaz. Akıllarında nasıl bir plan varsa seni bana karşı kışkırtıyorlar. Böyle bir şey söylemedim, öyle mi? Emin misin? Baba, ben... Yalan söylüyor baba. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Sen bana yalancı mı diyorsun? Evet, öylesin çünkü. Yalancısın, sahtekarsın. Benim yanımda sesinizi yükseltmeyin. Ben yalan söylemem Nazlı Hanım. Susun artık. Bunları yaptın mı, yapmadın mı? Meral. 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 Kızlar.
nasıl olsa bu eve döneceksin herhalde. Nasıl olsa bu eve döneceksin. Dövme kısmı doğru. Bunu inkar etmiyorum. Eskiden evire çevire çok dövdüm. Şimdi saygısızlık yüzünden dövdüm. Yine yapsa yine döverim. Bak bak, görüyor musun? Kendi ağzıyla itiraf etti işte. Bizde yalan yok kızım. Ama Nermin Hanım'ı elime kaldırmadım. Bu Nazlı'nın uydurması. İnanma baba. Kes sesini. Nermin Hanım'ı sevmiş, evlenmiş olabilirsin. O senin karın olabilir ama ben onu sevmiyorum. Oğlum. Kim ne yaptı sana? Senin bir şey yapması gerekmiyor baba. Sevmiyorum bu kadını. Anlıyor musunuz? Sevmiyorum. Görmeye bile tahammül edemiyorum bu kadını. Hatırlıyorum Ali. Hem de en ufak ayrıntısına kadar hatırlıyorum. Beni bırakıp gitme diye yalvarışımı. Sokaklarda ağlayarak koşturmamı. Acımı. Hatırlıyorum. Biliyordum İlkay. Unutmadığını. Hala beni... Unutmadığım şey sadece aşkım da değil Ali. Bu aşkın bana neler yaşattığını da unutmadım. Öfkem de aşkım kadar büyük. İnan bana, bunu sen bile hatırlamak istemezsin. Biliyorum İlkay. Biliyorum. Ama sen de biliyorsun ki biz birbirimizi seviyoruz. Her şeye rağmen. Sakın, sakın bunu bir daha söyleme, anladın mı? Ben seni sildim Ali, unuttum. Seni unutmak için her şeyi yaptım ben. Ben seni seven İlkay'ı bile unuttum. Ben artık bambaşka bir insanım. Seni artık sevmiyorum Ali. Sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Şu söylediklerim büyük saygısızlık. Biz sana böyle mi öğrettik saygıyı? Arkandan dolap çevirmiyorum diye mi saygısız oluyorum baba? Rauf, bak oğlum. Nermin Hanım'ın yediği önünde yemediği arkasında baba. Hiç ama hiçbir şeye ihtiyacı yok. Trilyonluk arsayı gözü kapalı satıyor. Hiç kimseye sormadan, danışmadan. Biz ona ne saygısızlık ettik? Hesap da mı sormayalım? Bir hesap sorulacaksa onu ben sorarım. Bu evin büyüğü benim. Niye sormuyorsun o zaman? Nazlı doğduğunda hediye ettim. Onlar için aldım ben bu arsayı. İstediklerini yaparlar. Doğru. Keyif sizin. Bizim tabii. Bundan sonra ne konuşacaksan benimle konuşacaksın. Ola ki birinin üzerine yürü. Hele hele boğazına sarıl. İşte o zaman seninle başka türlü konuşuruz Rauf. Baba, anlattıkları gibi değil. Kör değilim. Daha o kadar yaşlanmadım. Ben de bir şeyler gördüm ama görmezden geldim. Nermin kimse üzülmesin, bir sorun çıkmasın diye çabaladı durdu. Ben de sustum. Ama bu böyle olmaz Rauf. Biz bir aileyiz. Bırak baba ya. Ne ailesi? Ne demek şimdi bu? Siz bir aile olabilirsiniz. Ama ben bu ailenin bir parçası değilim. Benim parçam orada. Mezarda. Benim annem o. Başkası olamaz. Taksi! Defne atla. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Düz gidip sola dön. Meral. 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 Bekletmedim değil mi? Yok canım, ben de yeni geldim zaten. Nasılsın? İyiyim. Tuğçe de çok iyi. Yani onunla ilgilendiğin için çok teşekkür ederim. Zaten seni de bu yüzden çağırmıştım. Ya bana teşekkür etmene gerek yok. Bunu neden yaptığımı biliyorsun Asu. Şey, biliyorum. Biliyor musun? Tuğçe o kadar mutlu ki. Ona ne söylersen söyle ezberleyip gelip aynını bana anlatıyor. Umutsuz bir kızı kurtardın vallahi, sağ ol.
Peki ya sen? Sen de mutlu musun? Mutluyum. Yani arkadaşım mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Mutlu olmana sevindim o zaman. Ben mutlu değilim Asu. Üzülüyorum. İçim acıyor. Yavuz lütfen. İşi daha fazla zorlaştırma. Ben sadece teşekkür etmek için çağırdım seni. Öyle mi? Anlamsız bir teşekkür için telefon da edebilirdin. Daha iyi bir yol bak bu. Yavuz, her şeyi daha da zorlaştırma. Neyi zorlaştırmayayım Asuman? Sen her şeyi benim yerime zorlaştırdın zaten. Saçma sapan bir oyunun parçası halindeyim ya. Şu hale bak. Yavuz, bir kere girdim bu oyunun içine. Mızıkçılık yapmak yok. Tamam, evet girdim. Ama benim sizin gibi dalaverici, yalancı bir huylarım olmadığı için iyi kıvıramıyorum. Affedersin. Adapte olamadım oyuna. Özür dilerim. Biraz sert oldu. Yok. Ben özür dilerim. Seni ben soktum bu oyunun içine. Neyse ben artık gideyim. Herkesin yeri ayrı, Rauf. Annene asla saygısızlık etmedim. Onlar da benim ailem. Bunu kabul et artık. Onlar senin ailen olabilir ama beni hiç ilgilendirmiyor. Benim ailem sen, ben ve annem. Başka kimse değil. Onların bir parçası olmak bile benim midemi bulandırıyor. Rauf! Şimdi kararını vereceksin baba. Ailen hangisi? Bu dolandırıcılar mı? Yoksa annemle ben mi? Rauf saçmalıyorsun. Nereden çıktı şimdi bu? Şimdi seçeceksin baba. Ya onlar ya biz. Ali bırak artık beni, çekil de gideyim. Hayır. Benden bu kadar kolay vazgeçeceğine inanmıyorum. Anlamıyor musun? Sensizliğe dayanamam. Dayanırsın Ali. Ben yıllarca dayandım. Seni sevgililerinle gördüğüm zaman sana gülebilmek için dayandım. Sen bu kadar yakınımdayken uzakta olmana dayandım. Sen bana her dostum deyişinde ağlamamak için dayandım. İlkay, canım ben bunları bilsem. Bilsen? Bildin de ne oldu Ali? Yıllardır anlamadığın şeyi senin yüzüne karşı söyledim de ne oldu? Elime ne geçti? Haklısın. Onca yıldır hata yaptım. Bir türlü anlayamadım sevgini. Nazlı hataydı, hamileliği hataydı. Hata mı? Söylemesi bu kadar kolay mı? Ali bunlar öyle küçük hatalar değil, bunlar hayati meseleler. İstediğin kadar konuş İlkay. İstediğin kadar aşağıla beni. Çünkü ben bunların hepsini hak ediyorum. Ali, ben seni aşağılamaya falan çalışmıyorum. Bir şeylerin acısını çıkarmaya da çalışmıyorum. Ben seni severek hata yaptım. Hayır, hayır asla. Evet Ali, hataydı. Sen de bunu açıkça söyledin bana. Sokaklarda senden sevgi dilenirken ben evleniyorum İlkay. Artık yapabileceğim hiçbir şey yok dedin bana. Artık hiçbir şeyin önemi yok Ali. Bu saatten sonra hiçbir şeyin önemi yok. Hayır İlkay. Burada bitmeyecek, tamam mı? Bitmeyecek. Meral. Selçuk Bey. Bu ne şeref sabah sabah. Mahsus yapıyorsun değil mi? Kızlarım nerede? Yukarıdalar. Ben de markete gidiyordum. Şöyle sıcak bir ekmek alayım dedim. Ailece kahvaltı edeceğiz de. Ama seni görünce fikrim değişti. Sen burada olduğuna göre benim kızların yanında olmam lazım değil mi? Ne diyorsun sen ya? Benim kızlarımı görmeme engel mi olacaksın? Sen kimsin? Bak güzellikle hallederim. Dün gece kapıyı kırıp girmesini bilirdim ben. Güzellikle mi? Selçuk, sen o şansını çoktan kaybettin. Kızlar seni görmek istemiyorlar. Saçmalama Merah, çekil şuradan. Olmaz Selçuk. Kızlarımı senden korumam lazım. Hala senin açtığın yaraları iyileştirmeye çalışıyorum. Elbette kızlarını göreceksin. Onları ben getireceğim sana. Ama zamanı gelince. Ne zamanı ya? Neyin zamanı? Ben kızlarımı istediğim zaman görürüm. Göremezsin. Zamanı hep sen belirliyorsun değil mi?
Evi terk etme zamanı, boşanma zamanı. Öyle bir dünya yok artık. Öyleyse hemen boşanıyoruz. Hemen kendine bir avukat bul. Madem ben bu evde yaşamıyorum, madem kızlarımı istediğim zaman göremiyorum, hemen boşanıyoruz. Bu evlilik Selçuk, ben istediğim zaman bitecek. Hala bunu anlayamadıysan gir o arabanın içine, biraz daha düşün ha. Adoşum ben çıkıyorum, bir şey diyor musunuz? Yok. Ali, yavrum sen çıkmadan kardeşinin yanına bir uğra. Belli bir sıkıntısı var. Bize anlatmıyor ama belki sana açılır ha? Tamam babacığım, ben bir konuşayım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın Asuman Sultan. Hayırdır, yataktasın hala? Yok bir şey abi, yorgunum biraz. Bir dakika, bir dakika. Yani sen şimdi bana, ya bana Asuman deme, benim adım Asu, tamam mı? Demeyecek misin yani? Mavişim. Neyin var bakayım senin? Hı? Bir şeyim yok abicim, ne olacak? Her zamanki gibi. İyi, inanayım bari. Aa, kimi çiziyorsun sen öyle? Hiç, karalama işte. Ne bileyim. Şu senin özel ders hocana benzettim de neydi adı, Yavuz muydu? Yok canım, ne alakası var? Benzetmişsin. Öyle olsun bakalım. Tatlım. Ben her zaman yanındayım biliyorsun değil mi? Ne zaman istersen. Biliyorum abicim, sağ ol. Tamam. Hadi görüşürüz. Genç stilistler yarışması 2008. Asu biliyor mudur acaba ya? Ya abi ne demek yasak? Çekilsen önümden, dikildin Rambo gibi. Yasak diyorum hemşerim, yasak, anlamıyor musun? Nereden hemşerin oluyorum ben senin be? Baba tarafından. Çok komiksin abi, Cem Yılmaz mı eğitti seni? Çekil geçeceğim. Yok Yılmaz Erdoğan. Abi ne oluyor burada ya? Tuğçe? Ya seni görmeye geldim, bırakmıyor bu adam beni Yavuz. Yavuz ne manyak arkadaşım var ya. Bir sorunum var, Yavuz halleder diyor, başka bir şey demiyor. Ya soru diyorum abi, neden laftan anlamıyorsun sen? Matematik sorusu diyorum. Tamam Abbas abi, tamam, ben hallederim. Kusura bakma. Tuğçe niye ortalığı belveleye veriyorsun? Adamcağız haklı. Buraya her isteyen her istediği saatte giremez. Amma da saçma kural ha. Bence sen acilen başka bir yurda transfer ol. Ne bu ya? Kapıcının izniyle mi göreceğiz seni? Her yurt böyledir Tuğçe. Adamcağız görevini yapıyor. Neyse sen niye geldin sabah sabah? Soru falan bir şeyler diyor. Ya geçen gün verdiğin testte bir soru vardı. Kafama takıldı, çözemedim, durdum. Gece boyunca uğraştım. Dedim ki Yavuz çözer, çözse bu sorunumu. Soruyu yani. İnanayım mı? Ya tamam. Seni özledim, göresim geldi. Hem bak bir de animasyon filmine 2 bilet almıştım. Beraber gideriz diye düşündüm. De sen spora falan mı gidiyordun yoksa? Ha, arkadaşlar bekliyor beni dışarıda. Ya bir saatçik bir yerlerde otursak hiç değilse. Ya da ben de geleyim seninle spora. Olmaz Tuğçe. Başka zaman görüşelim biz. Ya ne var, bir kenarda oturur sizi izler mi? Tuğçe ısrar etme, hoş olmaz çünkü. Hadi ben seni durağa bırakayım. Tamam. Ama durağa kadar beraber yürüyelim hiç değilse. Ya tamam, gel hadi. Kızlar, hadi kahvaltıya. Anne. Deniz yataktan kalkmıyor. Kahvaltı etmeyeceğim diyor. Aa, niye? Hasta mı yoksa? Bilmem. Allah Allah. Deniz. Yavrum neyin var bir tane? Bir şeyim yok. Sadece birazcık uykum var. Ama ben prensesime çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Yemeyeceğim. Hadi ablacığım gel. Çok güzel. Hep birlikte yiyeceğiz. Yemeyeceğim. Ne bağırıyorsun ya? Tamam tatlım. Biz ablanla içerideyiz. Acıkınca gelirsin, tamam mı? Hı hı. Yok, git. Uyuyor. Tamam.
Tamam kuzum tamam. Saklamana gerek yok. Bu gayet normal bir şey. Hiç de bile normal değil. Ayıp. Ayıp olur mu hiç? Utanmana gerek yok. Gel bakayım buraya. Sana bir sır vereyim mi? Küçükken ben de yapmıştım biliyor musun? Gerçekten yapmış mıydın? Evet. Senin yaşındayken. Böyle güzel güzel uyuyordum. Tamam mı? Kalkmaya üşendim. Sonra sabah bir baktım böyle olmuş. Ama bir daha benden saklamayacaksın tamam mı? Hı hı. Ben senin annenim. Ablam da yapmış mıydı? Yapmıştı tabii. Herkes yapabilir. Gel bakayım bana. Oh aşkım benim. Ama önemli olan benden gizlemeyeceksin tamam mı? Hı hı. Hadi şimdi güzel bir bıcı bıcı yapalım. Üstüne de bir kahvaltı. Anlaştık mı? Anlaştık. Gel bakalım. Oy balık bu balık 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 balık. Hani sen bana hiçbir şey gizleme benden diyorsun ya. Ben babamın sana bağırmasını istemiyorum. Merak etme tatlım. Her şey düzelecek. Gel. Oo, ben içeride tek başıma bekliyorum. Siz burada sarılmışsınız. Tamam tamam. Geliyoruz şimdi. Sen git. Anne bir şey mi oldu? Şş, kıskanma hemen. Yok bir şey. Hadi sen git biz geliyoruz. Hımm. Bunu bana yapmayacaktınız. Babamı bana karşı kışkırtmayacaktınız. Madem öyle yaptınız, kendi elinizle kendi ipinizi çektiniz. Göstereceğim size gününüzü. Gir. Rauf Bey, raporlardan biri sizin masanızda kalmış da. Acil bir faks çekmem gerekiyor. Bakabilir miyim? Buyurun. Hayırdır Rauf Bey? Yüzünüz bembeyaz. Bir şey mi canınız sıkıldı sizin? Yok bir şey. Burada işte buldum. Ben bir kahve içeceğim. Size de söyleyeyim mi? Olabilir. Ama kendi ellerinizle yaparsanız çok makbule geçer. Çalışanlardan kahvenizin metini çok duydum. Tamam, hemen geliyor kahveniz. Rauf Bey. Özgür'e bir bisiklet almışsınız. Teşekkür ederiz. Ama... Değil mi? Çocukluğunu yaşamamış birinden başka bir çocuğa küçük bir hediye. Borcunu ödemek isterse Özgür büyüdüğünde kendisi öder. Teşekkür ederiz. Siz çok iyi birisiniz. Selahattin Bey'i dünden beri arıyorum. Ne yapayım açayım mı? Hayır açma Yaşar. Babamla bir süre görüşmesen daha iyi olur. Yanlış bir şey söyleyip kalbini kırmak istemiyorum. Ama bazılarının kafasını kıracağım. Bunu hak ettiler. Abla. Babamı görmeye gidelim mi? Gidemeyiz ki. Annem kızar. Hem babamızı görmemiz yasak. Abla, biz mi cezalıyız, babam mı cezalı? Bilmem ama babam istese kendi gelirdi zaten. Fıstıklar, hadi kalkın çıkıyoruz. Babamın mı gidiyoruz anne? Yok kuşum. Selahattin Nermin teyzenlere gidiyoruz. Nasıl? Hem Selahattin dedenizi de görürsünüz. O da size dondurma yedirir. Tamam. Olur. Yaşasın. İyi hadi kalkın o zaman. Geç kalıyoruz hadi. Hadi. Boşuna kahvenizi methetmemişler. Ellerinize sağlık harika hikaye. Afiyet olsun. Bu arada toplantı için dosyayı hazırladım ben. Kahretsin. Hay Allah. Ay durun silmekle de çıkmaz. Siz gömleği çıkarın en iyisi Rauf Bey. Olacak aksilik değil. Neyse. Banyodaki dolapta yedek gömleklerim vardı. Ben değiştireyim izninizle ilk ayın. Tabii. Siz gömleğinizi değiştirin ben kirleneni götürürüm kuru temizlemeye.
Zahmet olacak İlkay Hanım. Ne demek, rica ederim. Ne zahmeti? Sizin bizim için yaptıklarınız yanında lafı mı olur? Oh, çok kirlenmiş. Hemen götüreyim ben bunu. Maşallah. Arayı düzeltmişiz küçük hamler. Şüphen mi var? Aramız iyi. Daha da iyi olacak. Anlaşılan senin kurşunu yediğimize değecek. Değecek, değecek. Hem de nasıl değecek. Neyse biz bunları bırakalım da birazcık iş konuşalım. Hadi geç otur. Toplantıyı bizim otelin restoranına aldırdım. Önemli insanlar ne de olsa. Herhangi bir yerde ağırlamamış oluruz. İyi düşünmüşsün. Ay, Ali ödümü kopardım. Affedersin. Ali İlkay... ben... Sen söyle. Ben... bütün gece uyuyamadım. Hep düşündüm. Bazı şeyleri daha fazla görmezden gelemeyeceğimize karar verdim. Ya en azından ben gelemiyorum artık. Ne yapmak istiyorsan yap o zaman. Gerçek hislerini saklama lütfen. Ben düşündüm ki... Evet. Ben senin nikah şahidin olmak istiyorum Ali. Kız haklı tabii. Yani genç o. Arkadaşlarıyla çıkacak, gezecek, dolaşacak. Sen böyle yaptıkça inadına çalışmıyor. Ya yavaş, canımı acıttın. Ne oluyorsunuz ya? Bir şey olduğu yok. Babana masaj yapıyorum. Masaj mı yapıyor? İşkence mi yapıyorsun belli değil. Tamam canım. Sana da yaranılmaz ki. Sen ne aranıyorsun? Gazeteye baktım ama. Masanın üstünde görmüyor musun? Hayrola? Magazin haberleri için mi çıktın odandan? Anne bulaşmasan olmuyor bana değil mi? Yılın genç stilistleri yarışması. Birinciye Paris'te özel bir tasarım okulunda 6 ay eğitim veriyorlar. Oha süper ya! Nedir o kızım? Babacığım moda tasarımı yarışması. Birinciye Paris'te 6 ay eğitim veriyorlar. Ya katılsam kazanır mıyım acaba? Kazanırsın tabii kızım. Katıl yavrum, katıl. Hayır efendim. Önce ÖSS'yi kazansın. Bunları sonra düşünür. Ya anne ne kötüsün ya, verir misin şunu? Hayır efendim, vermem. Adaletin kızı gitmiş de diplomalı terzi olmuş dedirtmem. Olmaz öyle şey. Of Adalet, beni yedin bitirdin, bari kızı yiyip bitirme. Sen bak kızıma. Peki kazansa ne olacak? Diplomalı terzi mi? Yavrucuğum o kadar istiyorsan ben sana dikiş dikmeyi öğreteyim. Bak içeride nasıl olsa makinemiz de var. Sen otur önce sürfile yap, zincir dikiş yap, bol tel al. Ha? Sonra sana biçki de öğretirim. Onlar ne ya? Gördün mü? Daha sürfile nedir bilmiyor. Bir de modacı olacakmış. Gerekirse öğrenirim anne. Hem ben kararımı verdim. Kimse beni geri döndüremez. Asuman. Bu evde yaşadığın sürece benim dediklerim olacak. Anlıyorsun değil mi? Ha, evlenirsen o zaman başka. Yani benim bu hapisten kurtulabilmem için tek çarem evlilik öyle mi? Sen ona da izin vermezsin ki. Sedat gitme şunun peşinden. Bak hep tepemize sen çıkartıyorsun bu kızı. Nikah şahidi mi? Komik olma İlkay ya. Hayatta olmaz. Neden? Nikah şahidin olması için düşündüğün başka biri mi var? Hayır efendim. Sevdiğim kadının nikah şahidim olmasına katlanamam, tamam mı? Ben arkadaşın olarak kalmayı tercih ederim. Ya yeter ya! Arkadaşım kardeşim demeyi bırak artık bana. Sana aşığım İlkay. Anlıyor musun? Aşık. Asıl bu sana aşığım saçmalıkları yetti, anladın mı? Sen evleniyorsun Ali. Var mı bundan daha ötesi ya? İlkay. Senin de beni sevdiğini çok iyi biliyorum. Seni seviyordum. Evet. İnkar etmiyorum. Hem de deliler gibi seviyordum, anladın mı?
Seni gördüğüm her an ellerim titriyordu, nefesim kesiliyordu. Sen de beni yıllarca seversin diye bekledim durdum. Ama sen ne yaptın? Gittin başkasını hamile bıraktın. Bunlar mıydı duymak istediklerin ha? Mutlu musun şimdi? Şimdi hala bana nasıl İran'la aşk edebilirsin ya? Bu kadar küçülme Allah aşkına. İlkay! Bunu neden yapıyorsun ha? Neden? Acı çektirmek istiyorsun değil mi? Merak etme, başarıyorsun. Ama sen de acı çekiyorsun İlkay. Sen beni hala seviyorsun. Söyle İlkay. Gözlerime bakarak söyle. Seni hala seviyorum de. Hala heyecanlanıyorum de. Ben... Hayır. Hayır öyle mi? Sevmiyorsun yani. O zaman yüzüme bakarak söyle. Seni istemiyorum de. Hayatımdan çık git de. Söyle hadi. Gözlerini kaçırmadan söyleyeceksin İlkay. Bırak beni. Hayır bırakmayacağım. Sen bunu söyleyene kadar bırakmayacağım seni. Ali. Denedin mi sen ya? Ne yapıyorsun? Annen sizin iyiliğinizi istiyor kızım. Ya ne iyiliği baba ya? Burama kadar geldi artık. Ya bir insan bu kadar mı duygusuz olur ya? Tamam yani bazen ileri gittiği oluyor ama... Bazen mi? Anladım. Sık sık yapıyor bunu. Ama inan ki kötü niyetinden değil. Sizlerin iyiliği için. Ya babacığım iyi de annemin artık benimle konuştuğu tek şey üniversite. Ya biz eskiden ne güzel oturur dertleşirdik. Beraber alışverişe çıkardık. Ya 2 senedir çığırından çıktı artık her şey. Yavrum kız evlat yetiştiriyor kolay mı? Her gün neler duyuyoruz. Gazetelerde neler okuyoruz. Tamam o da biraz fazla gitti ama önünde sonunda hatasını anlayacak. Hadi sen üzme kendini olur mu tatlı kızım benim? Olur. Efendim Yavuz? Asu merhaba nasılsın? İyiyim de bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı da konuşabilir miyiz? Mümkünse tabii. Ya Yavuz bugün dışarı çıkmam biraz zor ya. Ama çok önemli Asu. Zaten yakınlardayım. O 2 sokak aşağıda potalar var ya oradayım. Hadi abi ya aç olduk burada. Geliyorum bir dakika. Ya anlıyorum da dediğim gibi bugün dışarı çıkmam biraz zor. Evde durumlar biraz karışık da. Peki sen bilirsin. Hazırsanız çıkalım İlkay Hanım. Tabii geliyorum. Otelde görüşürüz Rafçuk. Tamam. Thank you.
Bu ne güzellik böyle yavrum. Gel sana bir içki ısmarlayayım ha. Ne dersin? Ne içkisi be? Ben içki içmem, basket. Aman senle ne sütkusuymuşsun güzelim. Basket dedim, anlamadın herhalde. Pek de sinirli bir parçaymış. Allah'ım ya Rabbim ya, çıldıracağım şimdi. Ben de sana baktıkça çıldırıyorum yavrum. Ey git be pis sapık. Oğlum benim babam kaymakam emeklisi. Ne oluyor lan burada? Asu bunlar kim? Sana ne lan kütük? Basıp gitsene. Sen bir dakika çekil şöyle. Kimsin lan sen? Çekilsene arada. Fazla konuşma, uzayın hadi buradan yoksa. Yoksa ne yaparsın lan? Kimi kovuyorsun sen? Seni kovuyorum, anlayışın kıt birader herhalde senin biraz. Senin kıt herhalde birader. Çekil konuşma buradan. Ya Yavuz boş ver, uğraşma şu uyuz tiplerle ya. Ya bir dakika Asu. Kızı yanına aldın diye ne lan bu afra tafra? Ne afra tafrası lan, senden mi korkacağım? Yavuz! Ya Yavuz yapma! Ya Yavuz! İyi yapmışsın Meral. Anlasın bu işin çocuk oyuncağı olmadığını. Boşanmak öyle kolay iş mi canım? O öyle sanıyor ama. Niye bu kadar uğraşıyorsun ki Meral abla? Yani boşan gitsin. Seni istemeyen bir adamı sen niye istiyorsun? İyi de kızım, ortada iki tane çocuk var. Boşanmak öyle kolay bir şey mi canım? Ya niye bu kadar abartıyorsunuz ki anlamıyorum. Geçinemiyorlarsa iki medeni insan gibi ayrılırlar, boşanırlar, olur bir tane. Ne var bunda? Kızım, onların aşkı dillere destandı. Bir araya gelebilmek için ne kadar sıkıntı çektiler biliyor musun sen? İyi de anne, hep öyle diyorsunuz da. Yani demek ki o büyük aşk seneler öncesinde kalmış. Ya eve tebligat gelmiş. Daha nesini tartışıyoruz ki biz bunun? Nazlı, sen benim boşanmamı mı istiyorsun? Evet Meral abla, boşanmanızı istiyorum. Yavuz gidelim ne olur. Bu iş burada bitmeyecek. Duydun mu lan? Fazla konuşma, toptan kırmayayım ağzını burnunu. Serseri! Bir daha sizi buralarda görmeyeceğim lan. Yavuz ne olur ya, gel Yavuz. Ya Yavuz yürü gidelim hadi. Ya niye kavga ettin ki? Çok kötü oldu dudağın. Ya bir şey yok, acımıyor zaten. Ya nasıl acımıyor? Kanıyor resmen, baksana. Ya. Yürü, şurada bir eczane var, gidiyoruz. Abartma, ufak bir yarık. Abartırım Yavuz, yürü gidiyoruz dedim. Yürü. Seni kaybedersem kendimi de kaybederim İlkay. Hep benim yüzümden oldu ya. Keşke hiç gelmeseydim yanına. Asu iyi ki geldin biliyor musun? Hem zaten ne zamandır kıl oluyordum ben o ikisine. Ay çok pardon ya. Tamam geçti değil mi? Ha, bu arada ben seni asıl bunun için çağırmıştım. Gazetede görünce ilgini çekeceğini düşündüm. Gördüm ben de sabah. Bence kesin katılmalısın Asu. Çok yeteneklisin bak bu konuda. Ya sağ ol ama ne bileyim, ben dikiş bile bilmiyorum Yavuz. E bu da dert mi Asu, öğrenirsin. Eline sevdiğin işi yapma fırsatı geçmiş. Ne güzel. Ya iyi de annem izin vermiyor ki. Benim kızım terzi olamaz diyor. Ben bu evliliğe ömrümü verdim, anladın mı? Ömrümü. Bir günde her şey nasıl değişebilir ki? Selçuk beni ve çocukları görmeden bir saat bile dayanamazdı. Nasıl da abartıyor. O bize çok düşkündür. Göreceksin, her şey yoluna girecek. Her şey bir anda değişemez. Ben kendimden geçtim tamam. Ama göreceksin, Selçuk çocukların hasretine dayanamayıp evimize geri dönecek. Ne yani? Boşanmamak için kızları mı kullanacaksın? Nazlı, saçmalama. Kızları kullandığım falan yok. Niye öyle diyorsun Meral? Selçuk Bey'in aklı başına gelecekse kullanacaksın tabii. Bir anne olarak hakkın bu senin. Erkekler bazı şeyleri yaşamadan göremezler. Bence yine de bazı şeyleri zorlamamakta fayda var. Hani itici olabilirsin Meral abla, o bakımdan söyledim ben. Nazlı,
Sen 15 yıllık bir evliliğin ne demek olduğunu bilemezsin. O yüzden yorumlarını kendine sakla. Tamam anne, yani ne kızıyorsun ki? Ben sadece fikrimi söyledim. Mücadele etmen lazım. Hem ÖSS'ye de çalışırız. Annenin içi rahat eder yani. Bir problem olmaz o konuda. Bak. Yarışmaya bunlarla başlarsın çalışmaya. Ya sağ ol Yavuz. Çok düşüncelisin ama... Pardon. Efendim Tuğçe? Asu neredesin? Yok olmuşsun hemen. 2 dakikalığına çıktım evden. Ne oldu Tuğçe? Kızım süper bir haberim var. Annem Türkiye'ye geliyormuş. Ya çok sevindim. Hadi çabuk gel de ballandıra ballandıra anlatayım bu haberi. Ben sizdeyim, bekliyorum. Tamam. Hemen geliyorum. Ya Yavuz, ben kararımı verdim. Bu yarışmaya katılmayacağım. Artık eve gitmem lazım. Çok geç oldu. Asu bir dakika ya. Yavuz, bak ben kararımı verdim. Ne yapmaya çalıştığını da biliyorum. Ama boşa kürek çekme. İşe yaramayacak. Ne demek şimdi bu? Yani sen benim tipim değilsin. Farklı tarzlarımız var. Üzülme diye söylüyorum. Bay bay. Dediğim gibi, fizibilite raporları tamam. Zemin etüdüne geçmek için önümüzde herhangi bir engel yok. Şu anda bizim için önemli olan proje evraklarını tamamlayıp bir an önce şantiye aşamasına geçmek. Arsayı gördük. Bizce bir sorun yok. Çok güzel. Planlara geçelim diyorum İlkay Hanım. İlkay Hanım, planlar? Tabii efendim. Çok özür dilerim. Çok affedersiniz. Tamam, tamam. Önemli değil. O benim, sizinki şu. Ay çok affedersiniz, pardon. Ay çok affedersiniz. Oğlum hemen temizleyin şurayı. Tamam, affedersiniz, tamam, gerçekten tamam. Çok ben... Hallederler İlkay Hanım. Tamam, ben bir lavaboya gideyim, hemen kendime geleyim. Benim çantamı aldınız. Ay çok affedersiniz. Çantalarımız benziyor biraz, o yüzden aynı yerden şey etmişiz herhalde. Benzemiyorlar ama siz öyle diyorsanız. Evet. Yine tam kıvamına gelmiş Rafçun. Evet. Nerede kalmıştık? Planlara bakıyorduk. Planlar. Değil mi? Doğru. Planlara bakıyorduk. Ne o kızlar? Niye bu kadar sessizsiniz? Babam evden gitti. Bizi görmeye gelmiyor. Annemle de küstüler. Annem çok üzgün. Babam da cezalı. Ne demek cezalı? Babanızı görmeniz yasak mı? Evet. Vallahi ben sizin yerinizde olsam babamı görmek için her şeyi yapardım. Ama babam bizi görmek istemiyor. Hiç de bile. Baban sizi görmek istiyordur. Ama anneniz izin vermiyorsa o ne yapsın? Ama babam anneme hep bağırdı. Annemi çok üzdü. Defneciğim, belki zamanında annen de babanı üzmüştür. Yani böylesi ikisi için de daha iyi olacak belki. Annen de baban da daha mutlu olacaklar. Annem çok sıkıcı oldu. Hiç oyun oynamıyor bizimle. Tamam işte. Belki de babanız size, sizinle hep oyun oynayacak yeni bir anne getirir. Ben yeni anne istemiyorum. Benim annem bir tane, tamam mı? Canım tabii annen bir tane. Ama bu yeni gelen anneniz olmayacak ki. Ablanız gibi. Size dondurma alacak, sizi gezmeye götürecek. Hem belki anneniz de evlenir. Ne yapsın, babanız yalnız mı kalsın? Ona kim yemek yapacak? Gömleklerini kim ütüleyecek? Ben ütülerim. Ben yemek yaparım. Hadi kızlar kalkın, gidiyoruz. Anne, ben yeni baba istemiyorum, tamam mı? Ben de yeni anne istemiyorum. Fıstıklarım korkmayın, öyle bir şey olmayacak. Her şey düzelecek. Hadi gelin.
bunun anneme ne aldım? Çok güzel bir leylak parfümü. Annemin en sevdiği çiçektir leylak. Bunu bulabilmek için çok dolaştım ama değdi doğrusu. Neredeyse bütün paramı verdim. Nasıl, güzel mi? Çok güzel. Ama boşuna sıkıp durma, bak bir sürü para vermişsin. Olsun. Feda olsun anneme. Kalacak mı? Temelli mi geldi yoksa yine gidecek mi? Bilmiyorum ki. Hele bir gelsin. Bir daha gitmesin diye elimden geleni yapacağım. Ben gitmesini hiç istemiyorum. Yani o gittiği zaman çok yalnız hissediyorum kendimi aslında. Sizler de olmasanız, Aslı benim kardeşim gibi. Siz de annem sayılırsınız. Canım benim ya. Uzun zamandır evim diye bildiğim tek yer burası Adalet teyze. Ben çay yapayım ben. Çay. Yavuz arıyor. Efendim canım. Tuğçe merhaba. Hani senin çözemediğin sorular vardı. Müsaitsen buluşup çözelim mi onları? Tamam, hemen çıkayım ben o zaman. O zaman yarım saat sonra aynı kafede buluşalım. Tamam canım. Aşkım benim ya. Sabah bir soruyu çözemedim demiştim. Onu takmış kafasına, gel anlatayım diyor. Bahane tabii. Çok mutluyum bugün Aslı ya. Annem geliyor. Sevdiğim çocuk beni aradı. En yakın arkadaşım yanımda. Hadi ben kalkayım artık. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İlkay Hanım, siz biraz açıldınız mı? İyiyim ben, iyiyim. Rauf Bey, bir an başım döndü de. Selami, sen müşterilerinle ilgilensen diyorum. Siz şaraba pek alışık değilsiniz galiba İlkay Hanım. Haklısınız vallahi Rauf Bey. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben bu gece sarhoş olmak istiyorum. Ah, ne zaman bitti bu ya? Bir tane daha alabilir miyim lütfen? İçmek istediğinize emin misiniz? Eminim. Peki o zaman. Ama şey, ben bu gece sizi çok utandırmadım değil mi? Olur mu canım öyle şey? Herkesin içki içip birazcık dağıtma hakkı vardır değil mi? Bakın Rauf Bey, ben size bir şey söyleyeyim. İnsan yaptığı şeylerden değil, yapamadığı şeylerden dolayı pişman olur. Siz siz olun. Hiçbir şeyi ertelemeyin. Hiçbir şeyi. Hele aşkı. Aşkı sakın ertelemeyin. Yarın çok geç olabilir. Çok haklısınız. Mesela ben bu gece kendime izin verdim. Otokontrol müydü neydi? Evet, otokontrol. İşte ben onu bu gece bıraktım gitti. Mesela benim bu kadehi içmemem mi gerekiyor? İçimden bir ses bana öyle diyor, bu kadehi içme diyor. Ben ne yapacağım? İçeceğim. Dinlemeyeceğim ben o sesi. Bu gece kendimi serbest bırakıyorum. Bugün hiçbir şey için ertelemek yok. Nerede kaldı Emine bu kız ya? Onsuz mu oturacağız sofraya? Dedi ya toplantıdayım diye Şeker Ala. Bitince gelir herhalde. Hadi sen otur da çorbanı koyayım. Yok yavrum, benim onsuz içime siner mi? Ya bu ne toplantısı bu? Bu saate kadar toplantı mı olurmuş? Hadi bir daha bir ara. Niye gelmemiş? Tamam. Yani İlkay, niye açmıyorsun şu telefonu ya? Nerelerdesin yine? Üff.
İlkay Hanım. Gözleriniz kapanıyor. Yukarı çıkıp biraz uzansanız diyorum. Bu halde eve gitmeyin. Yok olmaz. Merak ederler beni. Ama bu halde giderseniz bu sefer de ben merak ederim. Ya ben çok kötüyüm Rauf Bey. Keşke bu kadar içmeseydim. Çok uykum geldi. Selam. Benim odayı hazırlat. Hadi yavrum. Kuş kafese giriyor anlaşılan ha. Hadi kalk. Ben bir yüzümü yıkayayım. Tamam. İsterseniz bana yaslanın beraber gidelim ha. Tamam. Çok kötüyüm Rauf Bey. Ayakta duramıyorum ben. Tamam. Yavaş yavaş. Tamam. Çok güzel. Bu saatte ya. Abi merak etme. Yürüyüşe çıkmışlardır. Of of of. Merhaba Nazlan. Merhaba. Aşkım. Hoş geldin. Vallahi pek hoş gelmedim Selçuk. Çok ciddi bir sorunumuz var. Bana bak, bebekle ilgili bir sorun yok ya. Bebek iyi Selçuk. İyi olmayan karın. Ya Meral delirmiş ya. Öyle abuk sabuk şeyler söyledi ki çok sinirlendim. Yavaş, yıkayım, yavaş. Biraz dinlenirseniz kendinize gelirsiniz. Şöyle uzanın. Evet, evet, yavaş. Aramam lazım. Evden merak ederler. Şimdi ararsanız daha çok merak ederler. Sakin olun. Birkaç saat uyuyun. Hiçbir şeyiniz kalmaz. Rauf Bey, çok teşekkür ederim. Ben getirdiniz beni buraya. Şimdi birazcık çıkar mısınız? Ben yatayım, uyuyayım biraz. Tabii. Çıkıyorum. Yatağımdasın İlkay. Yatağımda. Ne diyorsun sen Nazlı? Ne oldu yine? Çocukları alıp bugün bize geldi. Açık açık boşanmamak için çocukları kullanacağım dedi. Ya kulaklarıma inanamadım. Ne? Ne dedi? Vallahi bütün planlarını yapmış kadın. Teker teker anlattı. Çocukları sana göstermeyecekmiş. Sen de onların yokluğuna dayanamayıp eve dönecekmişsin. Emin misin böyle söylediğine? Yanlış anlamış olmayasın. Ya kulaklarımla duydum diyorum. Neyi yanlış anlayacakmışım? Buna izin vermeyeceğim. Çocuklarımı kullanmasına izin vermeyeceğim. Deniz'im, İlkay Hanım'la Rauf Bey döndüler mi? Hayır efendim, hala toplantıdalar. Ne toplantısı bu ya? Bunca saattir neyi halledemediler? Nerede yapılıyor bu toplantı? Selami Bey'in otelinde. Onları restoranda ağırlayacaktı. Sandığımdan da kolay oldu İlkay Hanım. Sandığımdan da. Siz?
mi? Seni merak ettim İlkay. Kimseye güvenemiyorum ben artık. Herkes aldatıyor beni. Herkes kandırıyor. Kim aldattı seni? Herkes. Hayatıma giren herkes. Hep hayal kırıklığı, hep üzüntü. Kimse yok mu? Çocuklar. Baba. Defneciğim. Güzel kızım, açsana kapıyı. Açmayacağım. Neden kızım? Annem mi tembihledi? Hayır. Yine anneme bağırmaya geldin değil mi? Açmayacağım, istemiyorum. Bağırmayacağım kızım. Kimseye bağırmayacağım hadi. Aç bakayım şu kapıyı. Aç bakayım. Kimmiş Defne? Meral benim, Selçuk. Kapıyı aç, kızlarımı göreceğim. Tatlım. Sen biraz kız kardeşinin yanına git hadi. Anne, babam gelecek değil mi sofraya? Yok, işi varmış, hemen dönecek. Ya gelsin, niye gelmiyor? Defne, tamam dedim. Uzatma. Meral. Meral. Bağırma çocuklarıma. Açmayacağım Selçuk. Ne yüzle buraya geliyorsun ha? Biz boşanıyoruz. Kızlar seni gördüğü zaman fena oluyor. Beni bu şekilde eve döndürebileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Aç şu kapıyı. Saçmalama Selçuk. Biz boşanıyoruz. Ben sadece kızları düşünüyorum. Sen biliyor musun Deniz dün gece altını ıslattı ha? Seni gördükleri zaman kendilerini kötü hissediyorlar. Git buradan. Bak Meral, bunu yapma. Çocuklarımı kullanma. Çocukları kullanmıyorum Selçuk. Bunu sen tercih ettin. Ben sadece onların sağlığını düşünüyorum o kadar. Aç şu kapıyı diyorum sana. Aç şu kapıyı, aç. Defne! Deniz, Selçuk. Açın kızlar. Böyle davranmaya devam edersen çocuklarını ancak rüyanda görürsün. Görüşeceğiz Meral. Görüşeceğiz. Alo Emine, İlkay geldi mi? Yanında mı? Hayır, gelmedi. Yani toplantıdaydı ama. Ya sen İlkay'la birlikte değil misin? Hayır değilim ama şimdi yanına gidiyorum, sen merak etme. Dokunamazmışım sana. Öyle bir dokunacağım ki.